Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Eee özellikle arkadaşlar yeni bir değerlendirme olarak karşımızda bir trading bir haberi karşımıza getiriyor ki aslında 25 pozisyonlarının üzerinde duran eee lunch tarafında yön yukarı potansiyelden bahsediyor. Ve bu bağlamda İlk evvela 34'lerin kırılımı, ikinci etapta 43'lere bir yolculuktan bahsediyor arkadaşlar. Şimdi burada şunu bilmek gerekiyor. İlk olarak Lunjun ortalama olarak söylendiği takdirde 24 üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş potansiyeli var. Hacmini de koruması lazım bunu unutmayın. Hacmini koruduğu müddetçe 24 civarlarından yeniden sıçrama ihtimali zaten yüksek. Ama... Burada 26 27 dolaylarına yapacağı bir pump'ın yanı sıra asıl önemli olan ilk önce 26 8'lerdeki günlükteki hareketli ortalamayı almak. Buradan hacimlenme sağlar, şayet alabilirse ve tutunmaya başarırsa yine beraberinde ilk etapta hiç değilse arkadaşlar 33,5'lara kadar bir pump yapabilir. Ancak burada asıl önemli olan nokta şu ki hacme rağmen ve balina aktivasyonunda da Gördüğümüz üzere arkadaşlar öyle bir durum var ki şu anda genel itibariyle yükselişe meyilli değil. Dolayısıyla genel yön aşağı halde gidecek gibi duruyor. Ve bu gibi hedefler normalde zor olmamasına rağmen kalkış için yeterli güç toplanmadı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.